As TV ekranlarından, Takım İşi programından herkese mutlu akşamlar. Selçuk Salih Başhan'la spora dair gündemi konuştuğumuz programımıza hepiniz hoş geldiniz. Sevgili Selçuk Salih Başhan, sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl sevgili bir hafta geçirdin? Anıl Uygur. Valla hareketli, çok hareketli bir hafta geçirdik. Malum sömestr tatili şu anda. Evet. İşte bizim için de hareketli bir Bursa spor maçını oldu. Da anlattın iki gün önce. Evet, öyle bir şey nasip oldu. Tabii. Keşke bir gol de anlatabilseydin ama işte. O nasip olmadı. O nasip olmadı. Ama takım yine güzel bir oyun şöyle ortaya koymuş. Ümit Hoca takımı oldu. Tanımış yani. Takımı anlamış, takımın yapısını anlamış ama neticede elinde sınırlı bir kadro var yani. Evet. İşte bugün Çağatay cezalı durumda. Sonrasına baktığınız zaman işte Bilal cezalıydı, geri döndü Bilal Güney. Mustafa Genç sürekli kullanılan bir oyuncuydu. Hem genç hem atletik bir oyuncu. O cezalı. Neticede Bursa Spor taraftarından yoksundu. Ama şöyle bir gerçek var ki bugün eğer saha kapalı olmasaydı, taraftara kapalı olmamış olsaydı muhtemelen oradan galibiyet çıkardı. Kesinlikle iyi de bir taraftar olurdu diye düşünüyorum ben de. Dediğin gibi maçı bu arada ben de Sinan takip ettim. Kaptan'a da hayırlı olsun Bursa Spor Başkanlığı. Evet, o da yeni başkan, yeni bir yönetim, efsane, yeni bir hocam. Efsane, Türkiye'nin efsanesi Sinan Bür. Evet, futbol. Artık Bursa Spor'un başkanı. Neticede onun yönetimine de hayırlı olsun bir kez daha. Yani onunla birlikte yeni bir kenetlenme, yeni bir yani bir dalgalanma oldu. Hatırlar mısın, oldu. Seninle bir programda şunu konuşmuştuk. Yani belli bir yaştaki teknik adamlar artık saha içinde yöneten değil de saha dışında yöneten olsun demiştik bir programda evet, seninle. Futbolu bir Sinan Bür'de baktığın zaman işte kim var? Kendi şeyinde. Tek kendi ekibi de öyle aslında. İşte hep eski Ahmet Bursa Supi, futbolunun içinden gelen insanlar. Futbolun içinden gelen işte Gökhan Güleç yedek de olsa bir dönem evet, Bursa Spor'da oynamış. Beşiktaş'ta da oynamıştı. Kasımpaşa'da, Beşiktaş'ta, evet. Gaziantep'te, yurt dışında işte Azerbaycan'da oynamış. Bir isim Gökhan Güleç, Bursalı bir isim Gökhan ya Bursa Güleç. Bursa Spor'u futbolu bilen insanlar yönetecek. Yani işte neticede Erkan Ağa var, Erkan Öncel evet, de var. Erkan Öncel de, o da Marktaş programımızın yorumcularından. Hem sporu içinden gelen, hem sporu yorumlayan, artık sporu yöneten eski isimlerden Bursa bir tanesi. Eski Bursa Sporlu isimler, evet. Yani işte o insanı ümitlendiriyor biraz da yani. Bursa Spor, yani Bursa Spor'un içinden gelen insanların ve futbolun içinden gelen insanların olması. Şimdi hepimizde yalan yok, bir ölü toprağı var. Aslında Bursa Spor hepimizin, yani benim çocukluğum. Ben yani rahmetli babamla ilk maça gittiğimde falan, yani ondan sonra tribüncü olduğumda yani Bursa Spor'da yani hep düşünüyorum bazen eski o güzel günleri. Hatta şimdi stadyum, yeni stadyum benim evimin arkasında. Ama keşke Atatürk Stadı yerinde büyütülseydi. Çünkü onun o tadı bambaşkaydı ya. Oranın havası, orada maçtan sonra eve yürümesi, etmesi. Hepimizin çok güzel anıları var yani. Maçı stat önünde köfte yeme ayrıcalığı yani. O günler çok güzeldi yani düşününce ama artık böyle son zamanlarda hepimizde bir ölü toprağı oldu sanki. Yani böyle Bursa Spor'un şu son durumu. Yani bazen takip etme, mesela maçın her zaman mesela bir ay sonraki maçın ne zaman oynanacağını bilirdik yani. Doğru. Federasyon fikstürü açıkladığında falan hep takip ederdik. Artık yani bunu bile bilemez olduk yani. Hepimizde bir şey oldu. Ama artık her şey geçti. Bence bu yeni yönetimle bir geçen gün özellikle onun da görüntülerini birazdan izleteceğiz taraftarlarımızın. Bu kenetlenme bir ümitlendirdi yani beni açıkçası. Ya tabii bu bir şey, baktığınız zaman işte Bursa Sporluk, ya daha doğrusu taraftarlıktan bahsedelim. Yani bu Bursa Spor genellikle bu bizim programımızın konusu değil. Her ne kadar ben kendim şahsım olarak Bursa Spor'a ayrıca bir aidiyet hissetsem de Bursalı olmam, Bursa doğumlu olmam. Bursa Spor sonuçta. Tuttuğun takım ne diye sorduğunda Bursa Spor yani diyorsun. Bursa Ben Spor, de öyle yani diyorum. Ben bugün benim oğlum 3 yaşında hangi takımısın diye soruyorum. Soruyorlar. Bursa Sporluyum diyor. Sebep ne? İşte babadan oğula geçiyor. Aynen öyle. İşte hepimiz benden, öyleyiz aslında. Ben babamdan aldım, oğlum benden aldı. Ya da en farklı sevdiğim takımda taraftar tutabilir. Bestesi de şeydir. Babamın omzunda gelmiştim yanına. Değil mi? Yanına. Ama şimdi Bursa Spor bu bir spor ama. Şöyle bakmak lazım. Evet, bizler devletler arasında bir savaş yapmıyoruz yani. Takımlarla tabii, orası bir öyle. Spor müsabakası, bir spor mücadelesi yapıyoruz ve burada ne oluyor? Bir oyunda işte iyi oynayan kazanıyor. Doğru hamleleri yapan kazanıyor. Aynen, Bursa evet. Spor bu zamana kadar belki doğru hamleleri yapmadı transfer bazında, işte ne bileyim saha içinde. Bu sebepten dolayı kaybetti. Bunun da kaybedilen şeyin de bir artık şeyi olacak. Bir acısı olacak kazanmak için. O varana kadar bir acı çekeceğiz. Evet. Artık bu acı az çekeriz, çok çekeriz bilmiyorum ama umarız bir az şekilde çekeriz, çekeceğiz ve kısa sürede tekrardan o ait olduğu yere gidecek. Şimdi İnşallah.
saha içine döneceksek dün hani işte evet. ben anlattığım için söylüyorum. Dün işte Bursaspor kendi imkanlarıyla gerçekten iyi bir takım savunması yaptı. Ben dün Bilal'i biraz beğendim performans olarak. Bilal işte ne bileyim savunmada hem Ertuğrul hem Furkan hem Yiğit. Hem çok genç bir isim Kerem'de de evet, 2004 ilk, doğumlu yani ilk çocuk maçları. Sol bek oynadı. Normalde sol açıkta oynayan işte orta sahada oynayan bir genç bir kardeşimiz. İyi de bir performans sol sergiledi. Sol açıkta oynadı iyi bir performans sergiledi. İşte orta sahada Bilal, işte Emre Tepegöz, Yusuf Sertkaya. Hani sağını solunu söyleyebilirim bunların Yusuf. Çoğunu mesela bu çocukların hepsini kaleci Deniz olmakla beraber belki... Dışarıdan birine sorsam belki sadece Furkan'ı hatırlar isim olarak. Evet, o da yani futbol takip edenlerden biliyorum yani söylüyorum. Evet. Sadece belki şey hatırlar. İşte Furkan Emre Ünver'i hatırlar. Önün yanındaki Ertuğrul Kurtuluş'u hatırlamayabilir. İşte sol kanatta oynayan Abdullah Tazgil'i hatırlamayabilir, anlatamayabilir. Kim diyebilir? Sağ kanatta işte kim oynadı? Dün Ömer Turan Görgüç evet, oynadı. Turan. Normalde merkez orta saha 8 numara oynayan bir çocuk sağ kanatta oynadı. Santrafor'da Eren Güler oynadı. Hani kanat forvet olarak oynayan bir isim. O en ileride oynadı Eren Güler. Bursaspor'un eksikleri var mı? Var. Nazilli Belediyespor karşısında da gerçekten iyi mücadele etti. Verilmeyen penaltı tartışılır. Tarafta, evet. İşte offside olan olmayan tartışılır. Bursaspor aynı zamanda kalesinde çok fazla da atak gördü. Deniz Aydın bunları çelmeye başardı. Ama güzel bir oyun vardı ortada. Umut vadeden bir oyun vardı. İnşallah bunun devamı gelir. İnşallah umarız yani. Buradan da altı görmesek yani çok yani ya iyi göreceğimiz olur. Varsa göreceğiz. Yani göreceğimiz şey varsa yani. Tabii ki göreceğiz ama yani ben mesela o konuyla ilgili de şunu söyleyeyim. Mustafa Er o çıkarttığı jenerasyonla öyle bir ümit şey yapmıştı ki ben mesela düşüldüğü gün yani tedirgin değilim yani. Biz buradan döneriz dedim yani. O çocuklar o alt ligi kaldırır diye. Ama tabii ki bazen işler istediğimiz gibi gitmiyor. Umarız en kısa zamanda. Ben de oyun anlamında takımı aslında beğendim mesela. Yani Emre Tepegöz olsun, Ömer Turan olsun, Bilal olsun. Biraz performans olarak yani hoşuma giden isimlerdi dünkü karşılığında. Tek eksik gol gibi geldi bana. Tek eksik tecrübeydi aslında. Çünkü çocuklar şunu yapamıyor. Yani bir sonraki hamleyi düşünemiyorlar. Eğer Emre Tepegöz mesela işte penaltı tecrübe. Pozisyonunda tecrübeli olan bir futbolcu yani Çağatay aynı şekilde mesela Çağatay aynı şekilde orada olmuş olsaydı muhtemelen kaleye değil de direkt gitmeyi düşünmezdi de pas atmayı düşünürdü. Yani Abdullah Tazgen'in direkt dibine kadar götürdüğü topu orada belki bir pas çıkartabilirdi yani. Evet. Ama neticede çocukların tecrübe eksikliği vardı. Ya işte ben şunu şey yapıyorum mesela Hasanlar, Enver Cenkler keşke takımda tutulsaymış sezon başında yani en azından onlar kalsaydı Bursaspor'un bence yani düşmezdi yani eminim yani. Yani çünkü mutlaka bu liglerde tecrübe ama gerekiyor. Ama şimdi başlamadan da takımları bilmiyorsun ki. Yani takımların işte Nazilli Belediyespor'un bu iyi kadrosuna rağmen bu kadar aşağıda olacağını düşünemezdin. Evet gerçekten onlar da sezon aslında iddialı başlamışlardı ama. Ya mesela bir sol kanat, sol nasıl desem böyle bir nakış gibi işlediler adamlar sol kanadı. Kendi sol kanatlarını. Evet. Özkan sol bekte, Salih Kavrazlı sol ileride. Ki o da Trabzonspor'dan çıkma bir oyuncu Salih Kavrazlı da. Kalede Oğuzcan ki çocuk son 4 maçtır kadroda yer alıyor. Az kalecilerin sakatlığından dolayı. Evet. İşte Ahmet en ileride Ahmet Gökbayrak orada merkezde, santraforda. Baktığın zaman sağ tarafta sağ bekte Recep Efe. Onun önünde işte ne bileyim stoperde hem Hakkı hem Ekrem yani çok ciddi bu ligin üzerinde bir en azından saydığım isimlerden bahsediyorum. Evet. Gerçekten güzel bir karşılaşma izledik ama keşke Bursaspor'un gol olsaydı Bursaspor'un adına evet. Ama yani ciddi bir rakibe karşı şey oldu. İnşallah pazar günü Altınordu'dan ve ondan sonraki Beyoğlu maçlarından güzel puanlarla alıp takım iyi bir hava yakalar diye düşünüyorum. En azından galibiyet olmasa bile mağlubiyet olmayacağını düşünüyorum bu oyunla. İnşallah. İnşallah. Evet. Evet şimdi bir diğer konuya geçmeden önce kısa bir VTR'miz var. O ki Bursa sporumuzu konuştuk. Bursa sporumuzun anılarından da biraz bahsettik. Taraftarımız hafta içinde Özüce tesislerinde çok güzel bir birlik ve beraberlik gösterisi yaptı. Şimdi o anları izleyelim isterseniz. Varsa duymaz kimsen seni. Oyun yok artık küsmekte için. Kenarda kalmış günler gibi. Bir de kimileri birileri ölü ve de dirileri görüyorlar. Birileri yeni merigal. Güneşiniz olmaz yüreğiniz mat. Gümenine ortak güvenine kan var. Bir cebine bypass bir cebe de mas. Daha necelere bak. Reçetere vasiyet ecele kucak. Bak ya da kaç. Seni bulamaz. Seni bulamaz.
gözlerin yenileri mahkum edilir. Kime sevinir, kimi de beledir ama yine çare bulamaz. Ölüm orada, ölüm burada. Umarız bu kenetlenme büyüyerek güzel günlere dönüşür diyelim biz de. Bir diğer konumuza geçelim. Galatasaray'da... Şey geçmeden önce de bu Texas grubuna da teşekkür etmek lazım. Yani orada Unity'im sağ, Texas'ı, birçok platformu... Maraton platformu. Orada onlar birlik oldular ve kenetlendiler. Doğru bir şey için kenetlendiler. Bundan sonra devam edecektir bu, eminim. Ya Bursaspor yani hepimizin yani dediğim gibi çocukluğu, gençliği. Benim mesela tribünde şu anda yani 10 saysan 10 dostum dediğim 2 tane arkadaşım mesela tribünden tanıştım. Kaan'dır, İsmail'dir, o da Ağrı'da görev yapıyor. Kendisi asker. Ona da buradan selam göndereyim. Selam olsun. Evet, Şaşa Boy transferi gerçekleşti. Bu hafta transfer dönemi malum devam ediyor, bitmek üzere. Galatasaray bence çok akıllı bir transfer hamlesi yaptı. Yani 1,5 milyon avroya aldığı oyuncuyu 30 milyon euro gibi bir paraya sattı. İyi bir wonderkid'i. Bence çok da iyi yerlere gelebilecek bir oyuncuyu sattı. Açıkçası bir futbol severi olarak ligimizde izlemekten keyif aldığım bir oyuncu. Ya biz gitti diye üzülüyoruz ama yani Avrupa'daki Belçika kulüplerinin özellikle yaptığı tarzda bir transfer hamlesiydi. Bu konuda senin görüşlerin nelerdir Talih? Galatasaray çok büyük bir squad başarısı gösterdi zaten. Evet. Sacha Boey'i alarak. Sacha Boey, Galatasaray sadece Sacha Boey'i göndermedi. Yani bir dünya yıldızını gönderdi aslında bakarsan, evet, Avrupa'ya. Hatırlarsan Galatasaray bunu yıllar önce bir kez daha yapmıştı 2005 yılında. Frank Ribery geldiğinde. Kupa kaldırmıştı. Bugün de sabahleyin bir spor sayfasında gördüm. Ya acaba o da kaldıracak mı diye bir Ribery'nin Şampiyonlar Ligi kupasıyla bir fotoğrafı. Şöyle, Frank Ribery geldiğinde çok önemli bir transfer olarak gelmişti. Sene 2005 değil mi? Yanlış, evet, Mets'ten gelmişti Galatasaray, FC Mets'ten. O sonra ne oldu? Parasını alamadı vesaire, menajerler kandırdı. Çünkü biliniyor ki çok iyi bir oyuncu olduğundan dolayı. Onu aldılar götürdüler. Bayern Münih'te uzun yıllar oynadı, kupalar kaldırdı Frank Ribery. Galatasaray bu kez aynı hataya düşmedi. Bayern Münih'e bu kez bedelsiz değil de Ribery'nin de ucunu alarak belki de gönderdi. Sacha Boey'i. Sacha Boey de hani futbol oynayanlar için ciğersiz diye tabir edebilir. Aynen öyle. Gerçekten yani. Adamı her yerde görebilirsin. Tükenmeyen. 90 dakika bitiyor ama Sacha Boey hala koşuyor. Maşallah sakatlık da çok yaşamıyor. Evet. Sağlam da bir oyuncu. İyi de bir kendisine oyuncu. Kendisine bakan iyi bir İnşallah oyuncu. İnşallah hep böyle olur. İnançlı Boey. Da bir oyuncu. Evet, inançlı da bir oyuncu. Evet. Ya Almanya'da işte Bayern Münih scoutlarından birisi onun için şey diyor, Galatasaray'la oynadığımız o iki maç çok etkili oldu diyor. Yani nasıl diyeyim, o maçların etkisi yani aslında harbiden bizim büyük takımlarla ama daha çok maç yapmamız lazım. Galatasaray Bayern Münih maçlarında ben bir izleyen olsam, işte transfer edecek biri olsam Sacha Boey'i almazdım, Abdülkerim'i alırdım. Ya Abdülkerim de o daha apayrı bir seviye gerçekten. Eğer Bayern Münih maçlarıyla eğer yani, transfer yapacaksam. Nasıl diyeyim, şu anda bakınca bana şimdi Fenerbahçe'de o kadar stoper aldı. Mesela Abdülkerim Bardakçı milli takımda Çağlar Söyüncü'yü kesti mesela. Evet. Ki bence şu anda ikisi mi desem ben de Abdülkerim'i tercih ederim. Çağlar Söyüncü Fenerbahçe'ye geldi. Ben Çağlar Söyüncü için kiralık geldi ama çok kötü bir kariyer hatası, planlama hatası olarak düşünüyorum Çağlar Söyüncü'nün Fenerbahçe'ye. 6 aylık bir transfer ya. O da herhalde yani şimdi onun içinde yok. İşte Fulham'ı reddetti. İşte Aston Villa'yı reddetti deniyor ama yani bakınca evet, ben Avrupa'ya giden her oyuncumuzun mesela dönmesi beni mesela rahatsız eder yani diyor. Ben Cengiz'e bile çok şey yaptım ama Cengiz şu anda yani Cengiz'in hakkını veriyor. Cengiz'in sebebi belli, düşüşteydi. Marsilya'da çok da sık çok sakatlık fazla da geçiriyor diye Cengiz. Avrupalıların pek sevmediği tarzda bir isim aslında şu anda Cengiz. Marsilya'da da çok oynayamadı. Çok oynadı. Aslında oynadı ama yani nasıl diyeyim, çok sık forması kaybediyordu mesela yani orada Klaus'a. O yüzden işte Cengiz olsun, genç olsun. Bir isim. Cengiz'in Fenerbahçe'ye dönmesi, gelmesi biraz da hani toparlanma adına, kendisinin kariyerinin toparlanması adına bir hamle olarak düşünebilirim ama ben Çağlar Söyüncü'nün Fenerbahçe'ye gelişini gerçekten doğru bulmuyorum. Mutludur, çok mutlu olur, inşallah çok başarılı olur. Ama ben bir Türk futbol sever, Türk vatandaşı olarak Çağlar Söyüncü'nün... Atletico Madrid gibi bir takım. Evet, öyle erken, bir takım. Erken bir dönüş oluyor. Şöyle, yani. Atletico Madrid dediğin zaman ister istemez Türkiye'de bir zaten bir fan grubu var. Var. Yani neden? Arda Turan'dan dolayı. Arda Turan gitti, işte Emre Belezoğlu gitti.
Ya bir ilişkimiz var bizim. Aynen öyle. Gönül bağı oldu. Evet. Leicester'la nasıl oldu? Mesela Real Madrid'de var mı? İşte Hamit Altıntop vardı. Nuri vardı. Çok süre alamadı. Nuri Şahin vardı. Mesut Özil'den var daha önce. Gene işte, ne olursa olsun. Mesut Özil yani tamam oradan vardı ama Barcelona hatırlar mısınız? Rüştü Rençber Barcelona'ya gitmişti. Adam bir kere forma giydi. Ama yani Rüştü'yü kestiler diye biz Barcelona'dan nefret eder olduk. Aslında Barcelona nefreti oradan geliyor çoğu insanımıza. Ya yani Şaşa Boy gerçekten yani tam zamanında çok iyi bir transfer yaptı. Çünkü sezon sonu Avrupa Şampiyonası var. Ben Şaşa Boy bir önceki Dünya Kupası zamanıydı yanılmıyorsam. Kamerun'da istedik. Kamerun asıllı Fransız kendisi zaten. Yani ben olsam kendisi çünkü Fransa çok iyi bir dönemde, çok iyi bir şans. Ama inatla Fransa milli takımı şey yaptı. Hatta Fransa genç milli takımına çağrılmıştı. Sonradan kadro yani geniş kadrodaydı. Seviye kadrodan çıkartıldı ama şimdi bu Bayern Münih hamlesiyle ve orada da gerekli süreleri aldığı takdirde bence Fransa A milli takımında onu bu sezon yani Avrupa Şampiyonası'nda izleriz gibime geliyor benim fikrim. Şaşa Boy için. Evet, bir diğer konumuza geçelim. Aslında bu haftaki benim yani en önemli konum dediğim bir konu. Jürgen Klopp sezon sonunda Liverpool'a veda edeceğini açıkladı. Klopp hocam. Gerçekten yani benim hayranı olduğum 3 hocadan birisi. Hatta şu anda en sevdiğim yani benim gözümde futbol dünyasındaki en başarılı antrenör olarak gördüğüm Josep Guardiola ki onun da Klopp'un vedasıyla ilgili önemli sözleri var. Klopp sezon sonunda Liverpool'a veda edeceğini açıkladı. Jürgen Klopp Ekim 2015'ten beri takımın başındaydı. Yani çok önemli başarılar elde etti. Hatta ilk geldiği sene bir Avrupa Ligi finali oynattı Liverpool'a. Sevilla'ya kaybetmişlerdi. Hatta o sene bir efsane Dortmund maçı vardı. Ben o maçta çok sinir olmuştum kluba. Çünkü Dortmund'la bir efsane maç oynamışlardı. Bunu bütün futbol severler hafızalarında tazedir yani o maç. Son dakikada gole çılgınlar gibi sevinmişti. Aslında Dortmund efsanesi. Ama işte böyle antrenörler lazım futbol kulüplerine. Çünkü maçı yaşayan, futbolu bilen, gerçekten ya bence çok iyi bir antrenör yani. Yaptıkları da ortada. Mantıklı olarak baktığın zaman evet taraftar tarafından baksan, Liverpool'lara baksan böyle bir antrenöre ihtiyacımız var. Ama Dortmund'a baksan ne kadar vefasız bir antrenörmüş der. Evet. Bunun doğru olanı aslına bakarsan rakibi küçümsemeden. Rakibin çok ciddi attı golü. Futbolcular sevinsin içeride futbolcular sevinsin. Sen yani sahanın içinde futbolcular sevinsin. Sen eğer sevineceksen git soyunma odana orada. Orası daha doğru. Yani sevin. Çok eski profesyonelci takımına, olmamış yani kulüp. Eski takımına gol atıp da mesela sevinmeyen futbolcuları mesela ben o hareketini takdir ederim yani. Evet. Yani biz mesela çok görüyoruz. En son hani yine bizden Bursa, yerelden bahsedeyim. Batuhan Kör 1461 Trabzonspor forması giyiyor. Forması evet. Şu anda onu giyiyor. Bursa Spor'a gol attığında sevinmedi. Yani bu çocuk neden sevinmedi? Yetiştiğim, doyduğum, benim futbolcu yapan kulübe karşı bir gol attım. Evet, takıma puan kazandırdı. Bu yüzden dolayı sevinmedi yani. Bak, bir vefa örneği gösterdi. Burada kimse kırılmadı bu arada. Evet. Yine Diyarbakırspor karşılaşmasında Bursaspor'un takım kaptanlarının ismi şu anda aklıma gelmiyor. Yani hatta o ceza aldıkları Bursaspor'un Diyarbakırspor karşılaşmasında İsmail stoper. Evet. İsmail mesela o da kendi arkadaşlarının ortamın gerilmemesi için çok fazla telkinde bulunmuştu. Bu da bir vefa örneği. Aynı zamanda bir profesyonellik örneğiydi kendini. Evet. Gösteriyor bence. Pep Guardiola. Gelecek olursak Klopp, hani Jürgen Klopp'la Pep Guardiola arasında sürekli işte Mourinho hocamı bunların üzerinde tutuyoruz. Evet, o tabii. Şimdi Mourinho hocam biraz daha... Ama her filmde yani her işte aksiyonda Guardiola var farkındaysan. Ben o yüzden onu en tepeye koyuyorum yani. Neden Guardiola var? Çünkü Guardiola iyi takımları çalıştırdı. Yani onu da öyle diyorlar ama bence çalışma yani şekli falan gecesini gündüzüne verip... Daha doğrusu işte Mourinho hocamdan sonra böyle bir tika takalar falan hep Guardiola döneminde. Evet. Yanlış hatırlamıyorum değil mi? İşte oyun, takım oyunu, işte hızlı rakip kaleye gitme, gerideki varyasyonlar hep Guardiola hocamın çıkartmış olduğu bazı taktikler. İşte evet. Mourinho hocam biraz daha işe duygu da katıyor neticede.
Bu yüzden Mourinho hocam benim için evet taktikler de var, doğru işler, doğru hamleler yapar. Profesyonellik de vardır Mourinho hocam da. Bu yüzden benim için Sen biraz Mourinho'cusun. Anladığım kadarıyla. Tabii Mourinho. Ben Guardiola'cıyım yani. Hatta Guardiola hafta içi şöyle bir açıklama yaptı. Klopp'u çok özleyeceğim ama artık Liverpool maçları öncesi daha rahat uyuyabileceğim. O en iyi rakibim oldu. Premier Lig onun karizmasını ve tarzını özleyecek dedi. Gerçekten güzel. Doğru. Doğru da bir açıklama. Demiş, evet. Acaba şimdi şöyle bir söylenti de var. Klopp Almanya milli takımının başına mı geçecek? Söylentileri de var. Sürpriz olmaz. Sürpriz ama olmaz Alman, açıkçası. Almanya bizim Türkiye'den daha kıyaslarsak yani öyle yapıyoruz ya Türkiye ile kıyaslıyoruz. Evet. Almanya işte futbolu işte daha az popüler olmuş isimlerle yürütüyor. Evet. Milli takımlarında. Rekorlarını da şöyle kısa bir bahsedelim. En hızlı 100 galibiyet Klopp'ta Liverpool tarihinde. Anfield'da 44 maç kaybetmeme rekoru var. 3 Şampiyonlar Ligi finali oynadı. Birinde kupayı kaldırdı. Zaten biri çok dramatik Real Madrid finali var. Hatta Salah'ın o zamanlar herkeste bir Salah evet. sevgisi oluşmuştu. Sergio Ramos'un müthiş müdahalesiyle sakatlanmıştı hatta. Bir Avrupa Ligi finali oynattı. Bir de lig şampiyonluğu aldı ki en önemlisi bence bunların arasında lig şampiyonluğu. Çünkü Liverpool'un yıllarca süren hasretini bitirmişti Jürgen Klopp. Evet. Yani çok büyük bir başarı ortalamasıydı. Puan ortalamasında Liverpool'da 63'ten 82'ye çıkarmış. Çok muazzam yani bir başarı. Muazzam bir başarı gerçekten. Yani Liverpool tarihinde yani altın harflerle anılacak bir isim diyebiliriz Jürgen Klopp için. Kendisini yani Liverpool bizde de şeydir böyle nasıl desem. İşçi takımı olduğundan bir böyle şarkılar değil. Beatles falan da etkilemiştir ya bizi. Değil mi? Beatles, Liverpool. İşte Beatles, böyle romantik gençlerin tuttuğu takımdır Liverpool. Değil mi? İşçi takımın hikayesi, hikayesiyle zaten güzel bir takım. Beşiktaşlar pek sevmez ama. Evet. Yani o konulara girmeyelim, tepki çekebiliriz. Yani şöyle, o döneme baktığımız zaman Liverpool'un kadrosu ne kötü değildi. Krajic. Hatırlıyor evet, muydun? Steven Gerrard. Gerrard'lar, Kral. Abi Kral şimdi 2 metre boyuyla. O Galatasaray attı o muhteşem voley golü mesela. Onu çoğu yorumcu şey diyor gol için. Kolay atılabilecek bir gol değil. O fiziki özelliklerde bir oyuncunun. Kalede Mondragon var bir de. Benim Galatasaray'da izlemekten çok büyük keyif aldığım bir kaleciydi Mondragon. Ya şöyle şuna geleceğim. Bizim Türk takımlarımızın böyle aldığı ağır yenilgiler var. Bunu kabul etmek lazım. Yani bunu Galatasaraylısı, Fenerbahçe'si, Beşiktaşlısı, Bursa Sporlusu. İşte bunu hepimizin kabul etmemiz lazım. O dönem kötüydük, şanssızdık. Yani bir futbol sever, Türk futbol sever olarak söylüyorum. O gün kötü bir kadro vardı belki sahada. Bu yüzden böyle bir şey oldu. Ya bunu tekrar tekrar anılmasını da ben çok hoş bulmuyorum bu arada. Tabii. Yani şundan dolayı söylüyorum. Ya bunu ay yok sen bunu bir taş atmak için söylemediğini biliyorum. Tabii. Ama konuyu getirmek için söylediğini biliyorum. Ya biz her şeyden önce bir spor şunu tekrar ediyorum. Ben gerçekten sporun içine gelmiş bir adamım. Futbol oynadım, basketbol hakemliği yaptım ki futbolu ben 15 yıl oynadım. Yani her kademede oynadım. Az bir süre değil. Az bir süre değil. Ben basketbolun içinde yer aldım, hala devam ediyorum. Ya spor, futboldan basketbola geçişimin tek sebebi de budur yani. Tamamen sporu spor olarak bakmak. Çünkü futbolu biz artık şey olarak bakmıyor. İnsanlar. Bu farklı bir branş gibi oldu. Farklı yani, yani futbolu... Spordan ayrıldı, bağımsızlığını ilan evet, etti gibi. Buna başka bir isim vermek lazım. Bizim evet. Bunu spor, bakın işte Jürgen Klopp, Pep Guardiola, bu insanlar buna spor olarak bakıyor. 8 yıldır burada da çalışıyor Jürgen Klopp. Evet. İstese bir 8 yıl daha çalışabilir. Çalışır, kimse de bir şey demez. Yeter diyor artık yani. Aynen öyle. Guardiola da öyle yaptı değil mi? Ben evet. Bırakacağım dedi. Bayern Leyke. Arsene Wenger, ben bırakacağım dedi. Aynen öyle. Özür dilerim. Ferguson. Ferguson, ben bırakacağım dedi. Yeter dedi artık. Ya evet. Bu adamlar buna spor olarak bakıyor. İşte kendimi dediği gibi daha fazla artık burada geliştiremeyeceğim. Taraftarı da daha fazla tatmin edemeyeceğim. Onlara yeni şeyler veremeyeceğim. Ve ben artık devam etmeyeceğim. Dediler ve bıraktılar. Bu insanlar spor olarak baktıkları için. Ama biz buna tamamen bir işte kafes dövüşü gibi bakıyoruz. Kim kimi dövecek diye bakıyoruz futbolu. Böyle evet. Bir şey olabilir mi? İşte insanların şeyinden, birbirlerine olan nefretinden... İki kişinin birbirine nefretinden koca camiaları biz birbirine düşünüyoruz. Aynen öyle. Evet son konumuza gelelim. Haftanın kareleri diye bir
konu yaptım ben sizlere. 4 tane fotoğraf seçtim. Bunlar üzerinden yorumlamalar yapacağız sevgili Salih Başan'la. Öncelikle birinci fotoğrafımızı gelelim. İlginç ve eğlenceli bir kare. Evet. Bu futbol tarihindeki, yani halı saha futbolu tarihindeki en ilginç olaydır. Bir halı saha turnuvasında Kurtlar Vadisi adıyla mücadele eden bir takım. Yani Süleyman Çakır'ın öldüğü hafta, pardon öldüğü senesinde onu anmak için bir dakikalık saygı duruşu yapıyor. Ya şimdi yani bu buna dair. Kurtlar Vadisi ne zaman böyle aklıma gelse bizim bir dönem Miroğlu vardı işte Deli Yürek. Evet, Deli Yürek'te de ana karakter. Çok çoğulucu bekler. Yusuf Miroğlu, Miroğlu'nun uzun bir paltosu. O çok meşhur olmuştu o Miroğlu paltoları, işte uzun paltolar. Sonrasında Kurtlar Vadisi. Kurtlar Vadisi de şöyle izlenirdi. Mesela bilmiyorum, ben köyde olduğum dönemlerde kahveci bir saat önce akşam namazından sonra maç, hazırlar. Değil mi? Bak, maç var gibi. Maç var gibi hazırlanır. Bir güzel temizlik yapılır. Çaylar 2 değil 3 işte demlik yapılır. Çay hemen gelmez. Bir film başlamadan önce, dizi başlamadan önce dağıtılır. Herkese. Herkes içmek durumunda. Daha sonra reklam gelir. Hemen ardından. Boşlar toplanır. Boşlar toplanmaz. Çaylar dağıtılır. Arkasından bir kişi de o boşları toplar. O reklam süre varsa bir çay daha, işte içme hakkım var. Sonraki çayda bir sonraki reklam arası ve dizinin bitişinde. Zaten Kurtlar Vadisi de öyle bir dizi. Yani evet. Kurtlar Vadisi zaten televizyon karşısında oturduğun zaman insanlar ayaküstü ayaklarını uzatarak izleyemezsin Kurtlar Vadisi'ni. Diziye bir saygı vardı. Bu da çok normal. Bu daha da güzel bir şey olmuş. Kurtlar Vadisi'nin efsane bir sahnesi var. Süleyman Çakır çocuklarla top oynuyor. adamlarından birisini hakem yapıyor ama çocukları da biçiyor bildiği. Evet. Faul yok, ne faulü falan gibi. En sonunda Memati getiriyor gazoz partisiyle. Maçı tamamlıyorlardı. Bir de Hikmet'in avukat Eren'le bir sahnesi vardı. Galatasaray'ı şey yapıyorlar. Yaralı aslan, Galatasaray gibisin diye. Oralar herhalde Galatasaray'ın kötü gittiği bir dönemdi. Dönem herhalde. Gerçekten güzel şeyler. Ülkeye bir Kurtlar Vadisi daha lazım yani. Kesinlikle bunun gibi. Lazım gerçekten. Hani şimdi gibi ülkemizin Simpsonları aslında. İnsanlar şimdi gündemde yaşanan olayları diziye dönüp yorumluyorlar ya bazen. Evet evet. Oluyor öyle. İkinci fotoğrafı da bakabilirsek çok. Bu da fantastik bir kare. İkinci kare. Onda da bir evet stadyum. Burası yani araştırdığım kadarıyla Moskova'da bir yermiş. Yani şurada maç yaptığını düşünsene sevgili Salih Başan yani. Ya burada futbol oynamak için emek harcamışlar. Evet gerçekten. Hayır zemini nasıl bu kadar temizleyebilirler? Gerçekten hiç kolay bir iş değil i̇şte yani. İşte emek harcamışlar yani. Gerçekten. Sırf futbol oynamak ama için emek harcamışlar çok burada. Çok güzel bir kare yani gerçekten. Yani ben böyle futbol, hatta bilgisayarımda masaüstü fotoğrafı yaptım bunu yeni. Gerçekten çok hoşuma gitmişti. Güzel de bir kare. Çok tertemiz maşallah. Yani İnşallah fotomontaj değildir de. Değil mi? Var ya öyle bazı. Photoshop falan değildir yani inşallah. Bir dahaki bölüme o bir tane daha fotoğraf var böyle deniz ortasında. O da efsane. Üçüncü fotoğrafa da geçebilirsek değerli yönetmenim. Evet, efsane gazete başlıkları bir dönem. Evet. Çok meşhurdu. Bir gün mutlaka Fenerbahçe Cristiano Ronaldo'nun ağzından çıktığına dair böyle bir zamanlar çok meşhurdu. Ronaldinho, Henry gelirim dedi gibi. Thierry Henry Barcelona'dayken falan. Ronaldo bir gün mutlaka Fenerbahçe demiş. Ben de Ronaldo'ya şu anda şu soruyu soruyorum. Bugün değilse ne zaman Ronaldo? Yani bir gün Fenerbahçe ise bugün değilse ne zaman yani. Şimdi o dönem Arabistan'da bir işini bitirsin. Yani çok gazete okuma alışkanlığım küçüklüğümden beri var. Benim hala daha mesela gider gazete alırım yani. Spor elden gazete okumayı çok severim. Yani transfer dönemleri özellikle gazetelerin en ilginç olduğu dönemlerdir yani. Ya eskiden sonra daha şeydi, şimdi artık şey kalmadı. Biraz daha yani doğruluk payı yüksek haberler görüyoruz ama eskiden çok şeydi yani. Şimdi artık şey var ya yani bir dönem bundan sonra şey olmuştu. Hı hı. İşte televizyon programlarına sıçradı bu. Mesela en benim hala güldüğüm Eto Bitmiş. Evet, efsaneydi zaten. Oktay Dereloğlu'nun insanlar arasında evet, replik Eto olmuştu dedi. O replik oldu evet. Evet Salih Başan, bugün de programımızın sonuna geldik. Programımızı kapatmadan önce U16 grubunda şampiyonluğu garantileyen evet, Yavuz Selim Spor Teknik Direktörü sevgili yönetmenimiz Ercan Özkan'a, hem bizim takımın antrenörü hem Yavuz Selim Spor'un antrenörü,
kendisini tebrik edelim. İyi bir idareci, iyi bir teknik adam. Evet. Onu hem yayında, yani hem genç hem başarılı, yani aslında daha futbolda böyle futbol adamlarını daha üst yerlerde, daha iyi yerlerde inşallah görmek dileğiyle diyorum ben İnşallah de. İnşallah başarılar, başarıları daim olsun inşallah. Evet, sevgili biz de hocam, onu tebrik ederek bu haftaki programımızı noktalıyoruz. Takım içinde bu hafta gündeme gelen önemli konuları konuştuk. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Mutlu hafta sonları, mutlu akşamlar.